Arkadaşlar merhaba. Her zaman söylediğim bir konu vardır. Bir programı kullanmanın, bir render motoru kullanmanın en büyük artısı içerisindeki kütüphaneye sahip olabilmek. Yani kullanım özelliğine sahip olabilmek arkadaşlar. Siz kaplamalar kısmında, dokular kısmında veya modeller kısmında neyin nerede olduğunu bir şekilde kavradığınızda, yani işte bana şu lazım hemen gidip onu bulayım gibi bir hareket tarzıyla hareket ederseniz, ki bu da çok fazla uzun süre boyunca program üzerinde haşır neşir olmaya bağlı bir konu arkadaşlar. O konuya hakim olduğunuzda, kaplamalara ve dokulara hakim olduğunuzda istediğiniz yerde, istediğiniz kısmı, modeli kullanabiliyorsunuz. Biz bir önceki dersimizde kaplama kullanımını görmüştük. Buradaki bridge kısmındaki, köprü kısmındaki bütün kaplamaları indirip kullanabilirsiniz. Aynı zamanda içerisindeki model ve kaplama ve asset kısmındaki, yani hem bitki hem de işte kaya gibi, duvar gibi, tuğla duvar olsun, eskitme duvar olsun, kırık dökük malzeme olsun, birçok malzemeyi kullanıp sahnenizi aktarabiliyorsunuz. Bakın ben de bu sahne üzerinde kayalar ve bitkileri indirdim arkadaşlar. Şuradaki bitkimiz var. Bu bitki üzerinden size göstereyim. Bunu tekrar medium quality kısmına, medium olsun, add kısmına basarak çalışmaya aktarıyorum arkadaşlar. Burada bakın sol tarafta mega scan içerisinde 3D plant kısmı oluşturup içerisine aktarıyor. Bir de kaya ekleyelim arkadaşlar. Add butonuna basıyorum. Onun için de arkadaşlar ekstra yine 3D asset oluşturup altına atıyor. Plantı plant kısmına, yani bitkileri plant kısmına atıyor. Assetleri de kendi kısmına bırakıyor arkadaşlar. Burada bir durumumuz var. Siz indirmiş olduğunuz modeller üzerinde yapılan kaplamaların hepsi bizim en başta gösterdiğimiz instance kaplama arkadaşlar. Yani bunlar paket olarak hazırlanmış. Instance olarak bizim tüm ayarlarımıza hizmet ediyor. Bakın burada bir kayamız var. Kayayı ben buraya aldığımda arkadaşlar, onun bakın buradaki, yine ben tabii kaya getirdiğimde Unreal Engine içerisindeki bütün özellikleri kullanabiliyorum. Artırma, azaltma, scale etme, rotate etme gibi birçok konuya hakimim arkadaşlar. Bakın burada bunları kullanarak bir arazi, bir yerleşim kısmı bu şekilde yapabilirim. Tabii bunları yaparken sol kısımdaki instance kaplama özelliğinde çift tıklayarak gelen kaplama özelliğinden ben bunun işte albedo kısmından, tint özelliğinden işte rengini değiştirebilirim. İstediğim renge getirebilirim. Koyuluğun açıklığını ayarlayabilirim. İstediğim şekillerde bunu yapabilirim arkadaşlar. Burada bize derin bir kısım sunulmuş. Bakın rotate ve angle kısımlarından yine bunun üzerindeki kaplamanın uzunluğunu, büyüklüğünü değiştirebilirim ama şu an bir değişme olmadı. Başka burada tiling var. Bakın arkadaşlar tiling. Bu tiling kısmında bu kaplamanın büyüklüğünü ve küçüklüğünü ayarlayabiliyorsunuz. 0.5 kısmına getirerek kaplamayı biraz daha büyük hale getirmeye çalıştım ama tabii kaplamanın büyüklüğü bizim buradaki modelinde bozulmasına, yani UV maplerin bozulmasına neden oldu arkadaşlar. O yüzden bunları tekrar reset yaparak tekrar eski haline getirdim arkadaşlar. Şuradaki kısma basarak bakın buradan da rengiye odaklı büyüme küçülme yapabiliyorsunuz. Tekrar reset yaparak eski haline getiriyorum. Buradaki ok işareti, yani siz ayarları bozduğunuzda geri dönülen ok işareti, mesela bakın şunu bozalım, şurada bir ok işareti çıkıyor. Bunlara bastığınızda tekrar reset durumuna geliyor arkadaşlar. Bu da önemli bir konu. Yine ben altta bakın specular kısmından, roughness kısmından bunun yansımasını, parlaklığını artırıp azaltabiliyorum arkadaşlar. Kendinize göre bir değer belirleyebilirsiniz. Mesela 0.5 değerine geldiğinde bakın kaya artık yansıyor ve parlıyor. Burada bir ufak bir ipucu vermek istiyorum. Kontrolden I harfine basarsanız arkadaşlar, kontrol I olması lazım. Shift I mi diyor? Kontrol I olması lazım. Şu an evet sahne içerisindeyim. Skylight ile ilgili bir özellik çıkması lazımdı. Pardon, kontrol L'ymiş arkadaşlar. Bakın buradan yansımayı daha da görebiliyoruz. Şöyle kontrol L'ye bastığınızda mouse'u hareket ettirdiğimde mouse'un gidişatına göre, yani sağ ve sol veya yukarı aşağı gidişatına göre ışığın tonlaması değişiyor. Yani güneşin batması, yerini değiştirmesi gibi bir işlem arkadaşlar. Bakın burada yapmış olduğumuz roughness değerinin yansımasını ve parlamasını daha iyi görebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bunlar bizim standart kaplama ayarlarımız. Bir de bitkilerde arkadaşlar bazı önemli ayarlar var. Özellikle bitkilerdeki ayar çok önemli. Bakın burada ben herhangi bir bitkiyi getirdim buraya. Bundan scale ile büyüteyim arkadaşlar. Önemli bir konu bunlar, çünkü burada bitkilerde önemli mevzular var, önemli konular var. Bir bitkiyi getirdiğimde arkadaşlar bitki üzerindeki kaplamalara tekrar yine buradaki instance kaplamayla müdahale edebilirim arkadaşlar. Instance kaplama üzerindeki konular önemli. Yine buradaki kısımlar, normal map, opacity, roughness map gibi özellikler yine bizim
bu model üzerindeki kaplamayı etkileyen kısımlar. Yalnız aşağıda bir bölüm var arkadaşlar. Bakın şimdi. Bir tanesi translucent bölümünde, 6 bölüm, 6 nol bölümde translucent bölüm var. Şöyle açalım bunu. Şu stretch bölümünde. Bunu bir yaptığınızda, bunun bir anlamı şu arkadaşlar. Normalde ışık yaprağa düştüğü zaman yapraktan tekrar zemine çarptığında, şunu biraz aşağı alalım. Şöyle. Aslında şuradan yapraktan gelen yansıma ve ışığın süzülme şeyi ve potansiyeli buraya düşmesiyle, yani toprağa veya diğer nesneye düşmesiyle ilgili bir durum. Normalde bir değeri standart olan değer. Ama siz bunu işte sıfır yaptınız. Bakın aslında yapraktaki gölgeler görünüyor ama yaprak tamamıyla mat hale geldiği için ışık artık toprağa nüfuz edecek bir şekilde sıçrama yapmıyor arkadaşlar. Normalde bunun değeri bir değerindedir. Bunu kalabalık sahnelerde izleyebilirsiniz. Bunun bir değerinde olması ideal. Alttaki değerle oynamayın, 0.95 değerinde kalıyor arkadaşlar. Bir de wind değeri var. Wind değeri de animasyon sırasında, bakın bunu işaretlediğimde hafif animasyon yapıyor. Şuradaki intensi değerini düşürerek, artırarak bunun biraz işte hafif oynama yapmasını sağlayabilirsiniz. Burada tabii önemli olan, bunların haricinde önemli olanlardan bir tanesi de şundan mesela birkaç tane çoğaltalım. Alt tuşuna basıyorum arkadaşlar. 3 tane çoğalttım. Bakın şimdi. 3 tane çoğalttım. Color Variation değeri var. Color Variation değeri. Bakın albedo'nun altında. Tıkladım. Buna 0.2 değerini verdim arkadaşlar. Bakın gördünüz mü? 0.1 değerini verdim. 0.5 değerini verdim. 0.05 değerini verdim. Bunlar arasında renk varyasyonları yapıyor arkadaşlar. Bakın şunu 0.05 verdiğim, 0.5 verdiğimde şuradaki değere bakın. Şunun değerine, yani koyuluk değerine bakın arkadaşlar. Çok farklı bir değere geldi. Aslında çok doğal bir değere geldi. Aslında biraz 0.5 değeri biraz fazla bir değer gibi görünüyor. 0.2 değerini vereyim. Veya 0.05 değerini verdiğimde şöyle bir değişik tonlamalar yakalıyorsunuz arkadaşlar normalde color variation değerinde. Mesela şunu şöyle yapalım. Aslında bir değerini verdiğimde bakın şunlar, bu iyice ölü bir yaprağa dönüyor. Şunları sildiğimde tekrar bunu kopyaları tekrar silebiliriz arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi bu şekilde bir kısma doğru evriliyor şu arkadaşlar. Yani şimdi burada bizim önemli olan kısımlar bunlardı. Yine siz color variation değerinden tekrar bunun üzerindeki etkiyi bakın bu şekilde artırıp azaltabiliyorsunuz arkadaşlar. Şöyle OK butonuna basıp tekrar sevetmeniz gerekiyor. Bakın bu şekilde bir işlem. Bitkiler üzerindeki gerçekçiliği bu şekilde artırabilirsiniz arkadaşlar. Bunlar önemli kısımlar. Aynı zamanda bizim tabii bunları yaparken bunları bir fırça ucuna yaparak mesela şuradaki foliage kısmına getirerek bunların büyüklüğü ve küçüklüğü konusunda veya fırça ucuna takarak boyama konusunda bazı etkileşimlerimiz olacak. Evet arkadaşlar. Bundan sonraki dersimizde artık biraz fırçayla bu bitkileri fırçanın ucuna ekleyerek boyama sistemini göstereceğim. Güzel, zevkli bir sistem arkadaşlar. Bitkiler konusunda ve modeller konusunda her türlü modeli indirip buraya aktarabiliyorsunuz arkadaşlar. Aynı zamanda bizim texturafan.com adresimiz var biliyorsunuz. Dışarıdan eğer kaplama almak isterseniz arkadaşlar 13. ve 12. derste göstermiş olmam lazım. Texturafan adresimizde de 1133 tane ücretsiz kaplama mevcut arkadaşlar. Bu kaplamaları da indirerek çalışmanızda kullanabilirsiniz. Gayet detaylı bir kaplamadır. Özellikle ahşap kaplamaları kısmında gayet iddialı bir sitedir arkadaşlar. Buradaki kaplamaları kullanıp sahnenize kullanma imkanına sahipsiniz. Derslerimiz bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Dersler için arkadaşlarımızı veya kendi etrafınızdaki bu işle ilgilenen arkadaşlarımıza derslerimizi önerirseniz çok memnun oluruz. Tekrar diğer derslerimize görüşmek üzere. Hoşça kalın, sevgiler, saygılar.